Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18 için gerçekten harika bir video izleyeceğiz. FIFA Mobile 18'in açılmasına 2 gün falan kaldı. Hatta belki bu videoyu yetiştiremem. Açıldıktan sonra da atabilirim. Gerçekten ilginç bir video olacak. Ancak gerçekten müthiş bir video. Tam böyle FIFA Mobile 18'in çıkmadan bir gün önce atılacak bir video. Harika bir video sizlerle birlikte çekiyorum şu anda ve muazzam bir video hazırlamış It is Trobey kanalı. Onu da YouTube kanalına açıklamadan girebilirsiniz. Kesinlikle gitmeyi unutmayın. Gerçekten kaliteli videolar çekiyor. FIFA Mobile 18 için de büyük bir ihtimal kaliteli videolar çekebilir. Ve bu videoya sizlerden en az 1750 beğeni bekliyorum. Bakın bu videoya 1750 beğeni bekliyorum sizlerden. Ve hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle birlikte bakalım, videoyu izleyelim. Hatta bu sefer sesli şekilde izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, video başladı. Şimdi yapan kişi, yani tasarlayan kişinin kanalı gözüktü galiba. Ve şimdi oyuncu dizaynı bu şekilde abi. En iyi 10 oyuncu bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi geliyor. Neymar. Kartı da gözükecek. Güzel kart dizaynları var. 91'lik sol kanat Neymar. Kart dizaynı harika. Umarım bu tarz kartlar çıkar oyunda. Gerçekten abi müthiş gözükmüyor mu ya? Bence gerçekten harika gözüküyorlar. Zaten biz Delali'nin kartlarını falan gördük. Bu arada bu kart şey oluyor. Usta. Usta kart. Hani elit vardı ya. Elit falan. Usta. Arkadaşlar bu video 105 like istemiş. Gerçekten biz daha fazlasını atabiliriz. Bu videoya ben 1750 like bekliyorum bu arada, onu söyleyeyim. İkinci sırada Messi var. 92'lik sağ kanat Messi. Gerçekten müthiş bir oyuncu o da. Muazzam bir oyuncu yani. Kötü bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu o. Messi 92'lik kart. En yüksek Ronaldo çıkar diye tahmin ediyor galiba. Gerçekten videoyu hiç izlemedim. Ancak galiba en yüksek Ronaldo'yu tahmin edecek. Çünkü FIFA 18'de öyle. Ve Ronaldo geliyor. 93'lük santrafor kartı yapmış. Bence santrafor çıkmaz, sol kanat çıkar. Ancak tabii ki mantıklı, güzel. Abi harika ya zaten. Yani kart dizaynları muazzam. Ben gerçekten çok sevdim abi. Bu adamın videolarını izlemeyi, her video attığında izlemeye çalışıyorum. Ve gerçekten güzel videolar atıyor. FIFA Mobile ile ilgili en iyi yabancı kanal. Yani bu tarz montaj işlerini en iyi yapan kanal bu bence. Ve sürekli sizlerle de birlikte izliyoruz. Bu arada her videoda güzel bir yorum göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun da şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız, evet sen de buna dahilsin şu anda bana bakan kişi. Sen de buna dahilsin. Dediğim gibi hemen yorum yap, güzel bir yorum yap ki senin de yorumun videoda gözüksün. Bunu da sana söylüyorum, kesinlikle sen de buna dahilsin yani. Ve yorum yapmışken de eğer like atmadıysan da bir like butonuna basarsın yani. Ve hala beni Instagram'da takip etmeyenler var. Gerçekten o kadar kanala abonesiniz ancak Instagram'da takip etmeyenler var. Instagram'da beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Oradan da fotoğraf paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sırada 89'luk Iniesta var. Gördüğünüz gibi 89'luk Iniesta gerçekten bu kart dizaynında güzel gözüküyor. Yani benim gözüme çok güzel geldi. Bu dizaynlar abi, usta oyuncular çok güzel olacak genel olarak zaten galiba. Haydi bakalım abi, şimdi sırada kim var? Tahmin mi yapayım? Modric. Modric çıkar herhalde. Kroos çıktı. Kroos da FIFA'da çok yüksek yapıyorlar arkadaşlar, ancak bence böyle Kroos, Iniesta ve Modric'in bence bir tık altında abi ya. Maçları izlediğim kadarıyla öyle geliyor. Pas özellikleri falan gerçekten de harika. Duran top pas özellikleri tabii ki de harika da. Abi genel olarak özelliklere bakarsak bence Iniesta ve Modric'ten bana göre, bakın yorumlara saçma sapan şeyler yazmayın. Zaten burada Modric'i 90 rating yapmış arkadaş. Bence Kroos böyle bir tık daha altında. Modric gerçekten abi çift yönlü olarak en beğendiğim oyunculardan birisi La Liga'da. Gerçekten muazzam bir oyuncu. Çok sevdiğim bir oyuncu. Luka Modric. Evet, üçlü forveti seçti. Sonra üçlü orta sahayı seçti. Şimdi sırada sol bek, sağ bek, stoperler ve kaleci var. İlk önce sağ beki seçiyor Dani Alves. Bence 88 gelmez Dani Alves. Böyle 86-85 falan gelebilir. Bilmiyorum. Tabii 88 de gelebilir. Ancak bence böyle 86-85 falan gelir. Tahminini tabii ki saygım sonsuz. Hemen bakalım başka nasıl bir kart dizaynı gelecek. Şimdi stopere geçecek büyük ihtimal. Sol beke mi geçer? Sol beke de geçebilir. Bilmiyorum. Bu adamın sıralamasını bilmiyorum. Stopere geçti ve Ramos'a 94 demiş. Abi bilmiyorum FIFA Mobile 18 tam olarak nasıl olacak ama bence Ramos 94 olmaz yani. Ramos böyle 85'ti zaten FIFA Mobile'de. 87 falan olur diye tahmin ediyorum. Ancak tabii ki bilemiyorum. Kimse bilemez. Oyun şu anda biliyor daha çok. Bunlar zaten tahmin de yapmıyor aslında. Tasarımın güzelliği olarak yapıyorlar. Şimdi bakalım 94'lük Bonucci bu arada. En iyi oyunculardan birisi olarak Bonucci'yi almışlar. Başka oyuncuyu almamışlar yani. Hani en iyi ikinci stoper Bonucci. Hani tartışılabilir tabii. Boateng diyenler olur falan yani. Burada Bonucci'yi almışlar. Bu en önemli kararlardan biri. Zaten diğerlerini çoğunuz tahmin edersiniz.
Sol bekte Marcelo. Marcelo gerçekten hak ediyor abi. Oyundaki en iyi sol bek olmayı, dünyanın en iyi sol beki olmayı çok hak eden bir oyuncu. Ve şimdi bir de kaleci var sırada. Kaleci Neuer'dir diye tahmin ediyorum. Ancak DG'ye falan da koyabilir, şaşırtabilir bizi. Ancak Neuer zaten diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde öyle oluyor. Evet, best player'ı koydu, kaleciyi koymadı. İlginç bir şekilde kaleciyi niye koymadı gerçekten anlamadım. Neyse, şimdi sizlerle birlikte hemen farklı diğer bir videoya geçelim. Evet arkadaşlar, FIFA Mobile 18'in dizaynını yenilemiş ve gerçekten muazzam gibi duruyor. Bakalım abi, gerçekten daha güzel yapmış şu anda. Tıkladı ve şu anda oyuna giriliyor. Bakalım oyun içi görüntüler nasıl? EA Sports FIFA Mobile yazıyor. Oha, ekrana bak. Abi. Çok güzel ya, beğendim. Muazzam, çok iyi. Canlı etkinlikler zaten fotoğrafını EA yapmıştı. Canlı etkinliklerin fotoğrafı bu şekilde olacak. Harita gibi olmayacak yani, bu şekilde olacak. Bu şekilde geçişler yapılabilecek yani. Bakalım başka daha neler var, merak ettim bak. First steps, hani ilk oyuna ilk girdiğiniz zaman herhalde bunları belki daha önceden oynayan hesaplara göstermez. Yeni açılan hesaplar için gösteriyor da olabilir bunları, bilmiyorum. Bakalım başka neler var. Credits ne demekti? Gerçekten hatırlamıyorum ama şimdi tıklayacak zaten büyük bir ihtimalle oraya. Ona da bir bakarız. Bu arada birazcık yavaş geçmiş. Birazcık hızlandıracağım arkadaşlar. Şöyle 2.0 yapalım. Evet arkadaşlar, aktivitelerde bu şekilde yani planlar galiba burası. Aynen, burası planlar gibi. Bayağı bir hızlandırdım. Burada oyuncular göstermiş yaptığı. Ve bu şekilde de bir oyunun Dele Alli var burada da gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kadro kurma bölümünde bu şekilde yapmış gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde de oyunun kapanışı var. Gerçekten çok güzel olmuş. Başka devam ediyor mu video? Evet arkadaşlar, video bu kadar. Şimdi sizlerle birlikte hemen başka bir videoya daha gideceğiz. O videoda gerçekten çok duygusal, çok duygulanlar yaşayacağız. Hemen o videoya da gidelim. Evet arkadaşlar, bu videoda sesi de açıyorum. Gerçekten duygusal bir video olacak. Hemen bu videoyu da izleyelim. Abi, duygusal. Çok duygusal. Biraz daha sesi açacağım, fulleyeceğim hatta. Abi aga be, harbi neler neler yaşamışız. 14-1. İlk mod, ilk oyunun ilk modu. Abi ya, gerçekten Modric, 90 oğrulu Modric. Ne kadar eski ya, şunun güzelliğine bak. Kendisi adına yapmış tabii ki. Lewandowski tamamlıyor. Lig planlarını gösteriyor. Abi gerçekten çok duygusal be. Harbi çok duygusal. Lacazette güzel bir gol. Di Maria. Uf, bu gol çok güzel işte. Uzaktan gol atmak FIFA Mobile'de artık bu kadar kolay değil. Eskiden kolaymış abi, 99'luk Xabi Alonso planı. Gerçekten duygusal ya. Harbi. Arka plandaki müziği çok beğenemedim bu duygusallığa göre. Ancak videonun kendi kalitesi zaten çok güzel. 98'lik Hazard tamamlıyor şu anda. Bakalım daha neler tamamlayacak abi. Takım gittikçe yükseliyor gördüğünüz gibi. Abi. 98-99. Ooo çok güzel abi. 100 iken. Takım 100 oldu. Preseason Master oyuncusu. Pogba. Bruno. Di Maria. Ondan da güzel bir gol. David Luiz'in 97'liğini tamamlıyor şu anda. Takımına koyacak. Sasya, Tots. Abi Tots'lar çok güzeldi ya. O zamanlar ben şanssızdım Tots zamanı. Ben Rooney'i çıkardığımda çok şanslı hissetmiştim kendimi. Oyunda en şanslı oyuncum Rooney'di. Aga be, gerçekten insan duygulanıyor izleyince. Güzel ya, güzel günlerdi. Sezon 2 için de bize iyi şanslar diliyor. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten Itis Trobey kanalının yaptığı muazzam videolarını izledik sizlerle birlikte. Dediğim gibi açıklama kısmından kanalına gidebilirsiniz. Kesinlikle gitmeyi unutmayın. Ancak muazzam videolar hazırlıyor. Gerçekten müthiş montaj videoları falan hazırlıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha şu ana kadar hiç telif yemedim. Bilmiyorum neden telif atmıyor. Aslında atarım falan yazmış altına, ancak telif atmıyor. Herhalde açıklamaya kanalını koyduğum içindir. Bilmiyorum, anlamadım. Telif atmadığın için teşekkür ederim bu arada, söylüyorum.
Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle videomuza like atmayı unutmayın. Bakın bu videoda 1750 beğeni geçmeyi gerçekten çok istiyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz de şuradan kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca de şuradaki çıkan videolar çok güzel videolar. Oradan güzel videolardan birisine gidebilirsiniz. Hangisi daha dikkatinizi çekiyorsa, kanala abone olmadıysanız da abone de olmayı unutmayın işte. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Ve bye bye.